Çocuğun vücuduna girerek onu hasta, girerek onu hasta ederiz belki bir gün, ederiz belki bir gün. Biz bu çocuğu hasta, biz bu çocuğu hasta. Aferin benim mikroplarıma. Sizinle gurur duyuyorum. Çocukları hasta etme amacınızdan hiç taviz vermiyorsunuz. Durmayın, zıplayın, kendinizi güçlendirin. Durun! Susun! Banyoya doğru gelen biri var. Bir kız çocuğu, güzel ve sevimli bir kız. Ama üzerinde bulunduğumuz havluyla ellerini kurulayınca ne güzelliği kalacak, ne sevimliliği. İşte beklediğim an geliyor. Kız elini yıkamaya başladı bile. İşte çeşmeyi kapattı. Şimdi de havluya uzanıyor. Kurulanacak. Evet kurulanacak. Havluyu al cici kız. Al şu havluyu. Hadi al şu havluyu cici kız. Al da başına gelecekleri gör. Oh be. Ne güzel fırsat. Ne güzel. Küçük kızı kaçırmayın. Siz hiç merak etmeyin kraliçem. Şimdi faka bastı. Mikroplarım, sabırla beklediğiniz an geldi. Şimdi hepiniz kızın dudaklarını atlamaya bakın. Ağzın içinde, dilin üzerinde toplanın. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Teyzenin yaptığı pastalar çok güzeldi. İyi ki annemle gelmişim. Haydi! Hop hop hop! Haydi! Hop hop hop! Aferin mikroplarım! Kahramanlarım! Geçin! Kızın dudağının üzerine geçin! Hepiniz atlayın! Haydi! Börek ve pasta yedim, iyice de beslendim. Elimi ve ağzımı su ile temizledim. Kurulandım havluyla, yürüyorum şarkıyla. Dif bip geliyor, o da atlamayı başarmış. Sus, duymasın. Havludan dudağa atlamayı beceremeseydi komutan olur muydu? Duyarsa seni cezalandırır. Evet. Ne akılsızım ben. Düşünmeden konuşuyorum. Başıma iş açacağım. Aferin size. Pek çoğunuz buraya gelmişsiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Dif-bip, dil iyice sulanmaya başladı. Zor ayakta duruyoruz. Haklısın. Kızın salgıladığı tükürükler dil üstüne gelmeye başladı. Kız bizi her an tükürüklerle dışarıya atabilir. Onun için zamanımız çok az. Hemen görev alanımıza gitmemiz gerekiyor. Benim kahraman askerlerim, şimdi bir yolculuğa çıkacağız. Bademcikler dokusuna kadar yürüyeceğiz. Anladınız mı beni? Yolumuz uzun mu? Hayır, çok yakın. Bademcikler dilin hemen alt tarafında iki tane. Kızın boğazının iki yanında asılı duruyorlar. Bizim Dif-Bip çok bilgili. Bilgisiz olsa komutan olur muydu? Sus da dinle. Beni de konuşturuyorsun. İkimiz de ceza alacağız. Dif-Bip, bademciklerin bulunduğu yerde burası gibi karanlık mı?
Oraya ağızdan az da olsa ışık geliyor. Bademciklere sessizce yaklaşacağız. Mikrop savar bekçiler fark etmeden onlara bir baskın yapacağız. Çok sessiz olmalısınız. Haydi ileri! Bu da nereden çıktı şimdi? Gülcan'ın vücuduna mikrop girişi oluyor. Hemen ak yuvarları harekete geçirmeliyim. Granny Bey! Granny Bey! Sesimi duyuyor musun? Gülcan'ın vücuduna mikrop girişi var. Henüz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Tetikte olun. Duydun mu? Tüm öncü birliğin tetikte olsun. Mikrop kokusu alır gibiyim. Gözünüzü dört açın. Boğazdan içeriye tek bir mikrop bile geçirmek yok. Merak etme Granny Bey. Bir tanesi bile buradan geçemez. Yoksa Gülcan'a yazık olur. İkinci bademcik bekçileri. Sesimi duyuyor musunuz? Kuvvetli bir şekilde mikrop kokusu alıyorum. Uyanık olun. Hepimiz tetikteyiz. Merak etme Granny Bey. Buradan geçit yok. Biz bunları ve arkadaşlarını haklayalım. Siz de öbür bademciye gidin, oradakileri haklayın. Garip kokular almaya başladım. Çok yakından geliyor. Sanki difteri mikroplarının kokusu gibi. Sersem, elbette hissedeceksin. Çünkü biz hemen yanı başındayız. Ellerini kaldır, teslim ol. Eyvah, basıldık. Etrafımız sarılmış. Sen mikrop. İkinci bademciktekiler ne yaptınız? Öldürdünüz demek. Aferin size, aferin. Nöbetçi Akyuvar'ı çok kolay hakladık. Ne demişler? Baskın basanındır. Şimdi görevimiz bu boruyu dokuyacağımız zarla tıkamak. Gülcan'ı yiyip içemez, nefes alamaz hale getirmek. Ay lele lele. Ben nöbetçi bademcik Akyuvar'ı. Difteri bir koptanın baskınını uğradık. Şuna bak, yardım istiyor. Sen öldü sanmıştık. Sıra Gürcan'ın boğazını tıkama işlemine geldi. Herkes zar dokumaya başlasın. Çabuk olun! Lenfo Bey, Lenfo Bey! Bademcik akyuvarları difteri mikroplarının baskınına uğramış. Hepsini öldürmüşler. Onları etkisiz hale getirmeliyiz. Yoksa Gülcan'ın hayatı tehlikeye girer. Difteri mikropları diğer mikroplara benzemez. Eğitimlidirler ve sayıları da çoktur. Onları hafife almayın. Lenfo Bey, Lenfo Bey! Askerlerinle hazır ol. Hızla bademciklere ulaşacaksınız. Orada ikiye ayrılarak her iki bademcikteki mikropları temizleyeceksiniz. Arkanızdan yeni alaylar göndereceğim. Gazanız mübarek olsun. Yesene kızım. Çorbandan tek bir kaşık bile almadın. Hadi ye. Ekmeksiz de olsa bir kaşık al. Canım istemiyor anne. Boğazım ağrıyor. Üşüttü galiba. Yine dondurma mı yedin? Hı? Yoksa soğuk su mu içtin?
baba. Soğuk su da içmedim. Aferin benim kızıma. Gülcan, hadi top oynayalım. Voleybol, futbol, ne oynamak istersen. Sen kaleci ol, ben sana şut atayım. Başım ağrıyor. Oynamayacağım. Oynama, sen oynama. Benim arkadaşım geldi, ben de onunla oynarım. Hadi Karabaş yakala. Getir onu Karabaş, getir onu. Yakala Karabaş. Aferin Karabaş. Abi. Bu Karabaş iyi bir futbolcu olacak. Gülcan! Kardeşim! Bütün akyuvarları öldüreceğiz. Difteri mikroplarının karşısında kimse ama kimse duramayacak. Çok güzel. Çok. Aferin. Aferin mikrop. Gözüme girmeye başladın nihayet. Savaş bitince odama gel. Seni ödüllendireceğim. Emredersiniz kraliçem. Seve seve. Akan, komutanım. Buraya daha çok akyuvar gönderin. Difteri mikropları sayıca çok fazla. Çok da güçlüler. Arkadaşlarımızı öldürüyorlar. Tükeniyoruz. Anlaşıldı, tamam. Lenfo Bey dayanın. Bir alay demin göndermiştim. Hemen bir alay daha göndereceğim. Bademciklere akyuvar yetiştiremiyorum. Eyvah! Gülcan'ın sağlığını koruyamayacağız galiba. Dayanın arkadaşlar! Yeni birlikler geliyor! Vurun! Gülcan'ın sağlığını korumak için vurun! İçemez oldu. Böyle giderse nefes de alamayacak. Doktor, kızım iyileşecek mi? Sakin olun hanımefendi. Difteri kötü bir hastalıktır ama zamanında doktora geldiğiniz için kızınız iyileşecek. Üzülmeyin. Üzülmemek elde mi doktor? Bu mikroplar kızımı yiyip bitirecek. Şu andan itibaren difteri mikropları üzülecekler. Merak etmeyin siz. Verilen ilaçlar vücudun savunmasını yapan akyuvarları güçlendirecek. Akyuvar orduları mikropların hepsini temizleyip atacak. Gülcan Hanım en az 1,5-2 ay yatıp dinlenecek. İnsanlardan uzak kalacak. Hastalığın başkalarına bulaşmaması için kullandığı giyecek ve eşyalarını ayıracak ve temiz tutacaksınız. Göreceksiniz, 2 ay içinde bir şeyciği kalmayacak. Çok sağ olun doktor bey. Kızımın tekrar koşup oynadığı günleri görür müyüm acaba? Hiç tereddüdünüz olmasın. Thank you.
Ne oluyor yahu? Savaş tersine döndü. Bu defa da benim askerliğim ölüyor. Ak yuvarlar akın akın geliyorlar. Kahraman mikroplar, kahraman mikroplar. Korkmayın. Hücum, hücum, hücum yahu. Bu saatten sonra askerlerimi geri çekecek durumum da yok. Böyle giderse hepsi ölecek. Askerlerim kaçıyor. Yapacak bir şey kalmadı. Kraliçe beni yakalarsa mahveder. Ay bari ben de canımı kurtarayım. Kraliçe ararsan nerede diyeyim? Zafer bizim hakka. Ne? Zaferi kazandık mı? Aferin Mono Bey. Öyleyse savaş alanını güzelce temizleyin. Oh be. Bir ara ümidimi kaybeder gibi olmuştum. Sanırım Gülcan doktora gitti. İlaç takviyesi olmasaydı Ak Yuvar ordusu güçlenemez ve bu zaferi kazanamazdık. Bu savaşı kaybetmenin bedelini ödetirler sana.